Şimdi arkadaşlar size Python dilinde olan ama diğer dillerde pek karşılaşamayacağımız bir veri tipinden bahsedeceğim. Tuple. Yine dediğim gibi arkadaşlar burada ben sürekli eğitimi güncelliyorum, yeni eğitimler koyuyorum ama doğru sırada koyuyorum. Bu sağ taraftaki dosya görüntüsü, klasör görüntüsü sizinle aynı olmayabilir. Onu önemsemeyin. İleride göreceksiniz yani. New file diyerek şöyle tuple.py diyelim. Şimdi tuple'la çalışacağız. Peki tuple nedir? Nasıl tanımlanır? Aslında arkadaşlar tuple'ı biz listelere benzetebiliriz yapı olarak. Ama farklılıklar var. Birazdan konuşalım. Mesela tuple değer diyelim. Tuple liste diyelim. Eşittir. Tuple'ı tanımlarken şöyle parantez açıp kapamanız gerekiyor arkadaşlar. Listede nasıldı? Mesela normal liste eşittir. Şöyle tanımlamamız gerekiyordu. Bunları karşılaştırarak gitmeye çalışacağım. Mesela burada print type of tuple liste diyelim. Bir de print type of liste diyelim. Şurada şunu yazalım. Şimdi bunu çalıştırıyorum bakın. Görüyorsunuz. Hani burada tuple geldi, burada ise liste. Yani demek ki bir listeyi köşeli parantez ile tanımlıyorduk. Tuple'ı parantez açıp kapama şeklinde yapacağız. Şimdi elemanlarını tanımlayalım. Örneğin bir tuple'a eleman ekleyelim. 2, 4, 6. Listeye de aynı mantıkla 2, 4, 6 şeklinde elemanlar ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Listede de örneğin şöyle Ankara. Burada da aynı mantıkla Ankara diye ekleyebilirsiniz. İsterseniz print deyip önce tuple listeyi sonrasında ise print deyip normal listemizi yazdıralım. Bakın ikisinde de herhangi bir arıza olmadan şey çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yine mesela bir tuple'ın içerisinde şey ekleyebilirsiniz. Yani iç içe tuple'lar ekleyebilirsiniz. Örneğin hani şunu şöyle verip buraya gelip şöyle 2, 4, 3, 4. Yani bu kaç elemanlı? 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı. Bunu unutmayın. Neden? Bu bir eleman. Yani aynen listelerde de böyle iç içe liste elemanları oluşturabilirsiniz. Şöyle. Bu da mesela 5 elemanlı bir şey liste. İsterseniz görelim. Print len aynısını kopyalayayım. Bir daha yazmayayım çünkü. Burada tuple liste deyip burada ise liste diyebilirsiniz. Çalıştırdığınız zaman bakın ikisinin de eleman sayısını 5 olarak göreceksiniz arkadaşlar. Ha bu arada yani listenin içinde tuple'ın içerisinde liste de tanımlayabilirsin yani. Şu da söz konusu. Tuple'ın içinde liste, listenin içinde tuple tanımlayabilirsiniz. Herhangi bir arıza yok arkadaşlar. Peki bu ikisinin hani farkı ne? Yani madem hani bunlar bu kadar benzer. Bu ikisinin farkı ne? Arkadaşlar mesela bir listenin bir elemanını değiştirmeye çalışalım. Listenin işte sıfırıncı elemanı eşittir. Mesela alt. Bunu yukarı yazayım ki sonucu görelim. Çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar liste nerede yazdırdık? Şurada. Bakın listenin ilk elemanı görüyor musunuz? Altı olarak nerede? Şurada. Bakın altı olarak eklendi ve string olarak.
İlla hani string'i vermeniz gerekmiyor biliyorsunuz. Yani sayısal da verebilirsin. Ve değiştirebiliyorsunuz her türlü yani. Hadi gelin aynısını tuple listede yapalım. Bakalım ne olacak. L'si büyük unutmayın. Key sensitive yani büyük küçük harf duyarlı Python. Bakın tuple listesinin sıfırıncı elemanını 6 yapıyorum. Yani şunu 6 yapmaya çalışıyorum. Bakalım ne olacak. Kızdı. Bakın ne diyor biliyor musunuz? Tuple object does not support item assignment. Arkadaşlar tuple'lar da siz bir tuple yaptıktan sonra artık bir elemanı değiştiremiyorsunuz. Yani siz tuple'a girip de tuple'ın bir elemanını iki yerine altı yapamazsınız. Tuple'lar read only dediğimiz sadece okunabilir listelerdir. Diyeceksiniz ki hani liste yapayım o zaman ne olacak? Genellikle listeyle çalışıyoruz şimdi. Onun hakkını yememek lazım ama özellikle performans güdümlü sistemlerde read only olduğu için veri yapısı daha farklı. O yüzden tuple'lar işlem yaparken elinizde bir veri varsa işlem yaparken çok daha performanslı. Neden? Çünkü listedeki her bir veri tipinin bellekte tutumu daha pahalı. Ama tuple'ın daha ucuz. Çünkü read only. Yani sistem onda bir değişiklik olmayacağını çok çok iyi biliyor. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi tuple'lar daha performanslı. Şimdi şeyi de yapalım. Mesela bir listede de bu geçerli. Tuple'da da geçerli. Elemanlara mesela bir ulaşma yöntemi de bunları mesela atıyorum eksi 2. Aynı şey. Bunları print de edelim tabii. Print. Şöyle bir şey yazıyorum. Bakın burada 0 dedim ya. Burada daha ilginç bir şey yapacağım. Burada da tuple liste. Böyle ilk print sonucunu verecek bize. Tabii ki bu artık geçerli olmadığı için onu commentliyorum. Öyle bir kod yok. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Şu ilk printlerim de olduğu için şu ikisi yani. Bakın listeyi yazarken bu arada isterseniz şunların hep önce tuple'ı yazdık ya. Hani sıralamayı bozmayalım. Bakın ilk burada verdiği değer bakın 2, 3, 4. Yani eksi 2 bize gitti tuple'ın içinden ta şu değeri verdi. Niye? Eksi 2 demek ki arkadaşlar en sağdan ikinci, en sondan ikinci demek. Java, C Sharp gibi dillerde write diye bir fonksiyon vardır. O yani. Sağdan ikinci. Bakın listenin de aynı şekilde bize ne vermesi lazım? 3, 4, 5. Yani sağdan ikinci sıra. Sıfırdan başlamıyor yani sağdan başlarken saymaya. O yüzden bunu da kaçırmayın arkadaşlar. Yine slicing dediğimiz hani parçalama tuple'larda da söz konusu, listelerde de var. Yani listelerde anlatmadığımız hususlar varsa da burada onu da görmüş olacaksınız. Şöyle şu ikisini kopyalayayım. Aynı şeyleri yazacağım çünkü. Hatta en üstte yazayım ki en üstte görelim sonucu. Şöyle. Şöyle. Mesela burada şöyle bir kod yazabiliriz. İşte birden 2'ye kadar. Buna ise yine birden 2'ye kadar. Bakalım ne verecek bize. Dikkat ettiniz mi arkadaşlar? 4 ve 4 virgül verdi. Yani tuple listeye bakın. 4 virgül verdi. Liste 4 verdi. Neden? Bu ne anlama geliyordu arkadaşlar? Birden birinci indeksten ikinci indekse kadar 2 dahil değil. Şimdi bakıyorum listeye. 0, 1. 2'ye kadar yani 4'ten 6'ya kadar ama 2 dahil değil. 6 ikinci sırada ya. 0, 1, 2. Yani bunu hep şöyle okuyun yani. Ben öyle okuyorum. Birden 1'e kadar. Hani 2 eksi 1 ya ondan dolayı. Aynı şey tuple için de geçerli. Bakın bize yine 4 verdi. Fakat tuple'larda arkadaşlar böyle
slicing tek eleman geldiğinde sonuna hemen bir virgül koyar. Ki onu normal string ile karıştırmayalım diye. Nedeni ne? Şimdi burada yeni bilgi geldi. Hemen birazcık daha böyle detaylara girelim burada. Mesela arkadaşlar, şurada, şu printlerin olduğu yerde. Şöyle bir şey yapacağım bakın. Değer diyorum, eşittir. Buna tuple değer diyeceğim. Ki tuple'la çalıştığımızı bilirim diye. Tuple değer diyeceğim. Şöyle bir şey yapıyorum arkadaşlar. İçerisine şöyle engin yazacağım bakın. Sonra geleceğim. Print. Şimdi listelerde böyle bir sorun yok arkadaşlar. Burada bakın şöyle bir şey yaptım bir anda. Bakın engin yazdı. Yani parantez içinde bir şey yazmadı. İsterseniz bunun tipini yazayım. Bakın type'ını yazayım. Type'ını yazayım. Yani halbuki ben biliyorum yani patapılı böyle parantezle yazıyorduk. Bakın aynen burada öyle yaptık. Ama tek elemanda sıkıntı var. Bakın string zaten tipi. Arkadaşlar bunun tuple olduğunu sisteme anlatmak için eğer tek elemansa sonuna bir virgül koymanız gerekiyor. Bu bir trick. Bakın tuple'a döndü. Artık bir tuple olarak çalışacak demektir. Evet bu şekilde çalışmalarımızı yapabiliyoruz tuple'da da. Listelere çok benzer ama tek farkı neydi? Read-only olması arkadaşlar.